Ayıp oğlum, ayıp! Utanmadan ense yapıyorsun. İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli. Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey? Bana ne? Kalk, kalk! Sen eşek olursan sırtına semer vuracak çok olur. Doğru. Patron nasıl, bugün keyifli mi? Niye sordun? Zam isteyecektim de. Ah, aman tam zamanı oğlum! Lokum gibi yumuşak bugün. Neşeli mi neşeli? Az önce şarkı söylüyordu. Aman ne iyi! Neşesi kaçmadan gideyim bari. Git, git! Çabuk git!
Ulan ben adamın ağzına sıçarım! Senedi nasıl ödemezsin? Kaç defa erteledim ulan? Gel! Anlamadım! Ulan ne kas kafalı herifsin sen! Sana gel demedim ben! İstiyorsan gel! Paramı da getir! Yoksa ananı bellerim ha! İcraya veririm ulan! Benim paramı yiyecek adamı parçalarım! Sana bir saat mühlet! Ne bok yersen ye! Osman nereye ulan? Şey, kahve içer misiniz diye soracaktım. Ulan benim kahve içmediğimi hala öğrenemedin mi? Niye geldin söyle bakayım. Hiç, seni özledim galiba. Şimdi başlayacağım ha. Kanım tepemde zaten. Gel, gel de söyle ne istiyorsun. Kazık gibi dikilme, yaklaş! Yaklaş! Yaklaş da söyle. Biraz zam isteyecektim. Zam. Zam. Sen benden çok yaşayacaksın. Yok canım. Açlıktan ölmezsem bakkal kasap manav alacak yüzünden öldürecek beni. Ben de şimdi zam mı düşünüyordum? Bir defa %50 oranında zam Allah'ın emri. Hay Allah razı olsun. Daha bitmedi. Sonra senede 3 maaş ikramiye, 1 ay ücretli izin, bayramlarda giyim kuşam. Oldu olacak, yakacak yardımı da yap. Yaptım gitti. Bak sana söz Osman. 5 milyara alınca bu dediklerinin hepsini yapacağım. Hangi 5 milyar? İşte bu 5 milyar. Talih kuşu başıma konunca. Tamam mı? Sana talih, bize de kör salih. Yok ulan, söz dedik. Çıkacak mı bakalım? Ya çıkarsa? İnşallah. Benim insaniyetim bu kadar! Saray gibi evimde bedava oturuyorsunuz! Ya kirayı artırın, ya da çıkın! Susturun lan, susturun, susturun! Tok evin aç kedileri, amcanıza iki laf ettirmediniz! Anne, bakkal amca borcunu istiyor! Susturun lan! Son lafımı söyledim hanım, ben evimi ziyan ettirmem! Ah kardeşim, sen evinin derdindesin! Benim krallara layık kızım, ziyan-ı zebil oldu! Koca değil, kara yazın başıma! Vallahi ben onu bunu bilmem! Ay başında sizi sokağa atarım! Biraz da damadınız düşünsün artık! Ne haber Osman? İyilik, sağlık! Ah! Diyordum içimden, şimdi tanıdık birine rastlasam! Niye lan, borç mu isteyeceksin? Yok ya! Bir tek yarım biletim kaldı, senin kısmetinmiş, milyaları sende! Çıkar mı sanki? Ya çıkarsa? Al be abi! Vay be, ya çıkarsa? Ver ulan, alıyorum! Hayırlı olsun! Bize de bir kıyak yaparsın değil mi? Söz lan! Hadi eyvallah! Güle güle! Bir tane kaldı, çekiliyor! Son bilet! Yarın çekiliyor, bir tane kaldı! Selamun aleyküm! Oo Osman, buyur otur! Yap Osman'ıma bir çay benden! Sağ ol amca! Sizi özledim ya, şöyle bir uğrayayım dedim! Bırak bu özleme ayaklarını, havanın kararmasını bekliyorsun, uyanık! Esnaf takımına görünmeden eve kaçmak için değil mi? Bilmez miyiz oğlum? Sizden bir şey saklanmaz zaten! Kurban kesecek misin? Gelecek bayram keseceğim, o zaman param olacak! Nasıl yani? Miras mı kalacak? Yo! İşte bu bilete milyar çıkacak! Şakir'de son bilet kalmıştı, ben hemen kaptım aldım! Oh, Şakir sana da mı yedirdi? Onda son bilet bitmez ki! Osman'ım, havanın kararmasını bekleme! Bugün kasap manav erken kapattılar! Onlar da yakında alacaklarını tahsil edecekler, bol bol vereceğim! Sen küçükmüş gibi konuşuyorsun ya be Osman! Ya çıkarsa? Onu bunu bilmem, eve geç kalıyorsun! Yenge canını çıkarır bir Osman'ım! Nah çıkarır! Bende karıdan korkacak göz var mı be? Çay kalsın, ben gidiyorum! Başka ne getirdin baba? Ciklet getirdin mi baba? Ne cikleti lan? Misafirler var! Sırası mı yani?
Bu insanlar da ne saygısız ya, habersiz gelinir mi? Konuşma be, orada oturuyorlar, görmüyor musun? Oo, siz miydiniz? Ben de yabancı sanmıştım be. Yolunu gözlemekten bıktık yani. Sabrımız taştı Osman. Kötü mü olalım yani? Ağır mı konuşalım? Hiç üzülmeyin. Yüzdük kuyruğuna geldik. Hesabı toptan ödeyeceğim. Ayrıca avans vereceğim. Hay ağzına sağlık. Biz de dardayız Osman. Lafın güzel de ne zaman olacak bu iş? Ay başında. Ayıptır söylemesi, bilet aldım, milyarlar benim. Şimdi küfür istedin ha! Yahut sana mı çıkacak yani? Ya çıkarsa? Elimizden bir kaza çıkmadan, hadi gidelim arkadaşlar! Gidelim. Yazıklar olsun! İki paralık adamlara rezil etme! Ne yapayım karıcığım? Allah Allah! Sizler için yiyecek aldım. Madem ödeyemeyecektin, niye borç yaptın? İt ol it, almasaydın! Sucukları, pastırmaları ben yuttum sanki. Gözün kör olsun, bir dilim sucuğu çok mu gördün lan kör? Ben sana gül gibi kazama ver. Boyun pasın devresin inşallah. Ayranı yok içmeye, atla gider sıçmaya. Bir de bilet almış paraya kıyıp. Böyle konuşma karıcı. Ya çıkarsa? Osman! 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 Elini çabuk tut Osman. Bu yük 2 saate kadar bitecek. Aman yapma müdür bey, insaf et. Bir başıma nasıl yaparım? Osman! Osman müjde! Müjde Osman'ım! Müjde! Talip kuşu sana kondu. Büyük ikramiyi sen kazandın. Doğru mu söylüyorsun Şakir? Bunun şakası olur mu be? 7.596.381 numaralı bilet sende değil mi? Kaç demişti? 7.596.381. Doğru valla. Aynı numara. Zengin oldun Osman! Osman! Zengin oldun! Zengin oldun! Helal olsun sana! Hem de milyarder zengin. Tam 2,5 milyar lira. Sevgili olsun Osman. Ulan durun da biraz da ben sevineyim. Müdür. Evet Osman'ım. Şu yükü 2 saate kadar indirmezsen fena yaparım. Ben gidip paralarımı alayım. Yürü Şakir. Başüstü. Ne olur uyutmadın bütün gece boyu? Hayırdır inşallah karıcığım. Rüyasını gördüm, büyük ikramiye bana çıkıyor. Allah cezanı versin. Ah benim eşek kafam. Peşimde büyük ikramiyeler dolaşırken senin gibi amortiye düştüm. Puh! Şu ikramiye bir çıksın, bir hafta uyuyacağım. İnşallah teneşirde uyursun da ben de kurtulurum. Hadi kalk! Ulan kalksana! Dur ulan! Ulan kalksana ulan! Ne tepiyorsun? Ulan kalk! Dur ya! Oh! Merhaba. Günaydın kardeş. Vallahi aydınlık değil, her yer karanlık. Kanıma dokunuyor Osman. Haracımızı mı yiyeceksin yani? Ayıp ettin. Sen yekünü topla, fatura istemem. Rüyasını gördüm, piyango bana çıkacak. Bu piyango tezgahıyla ancak bir hafta bizi uyutursun. Ondan sonra ne bok yiyeceksin bakalım? Çıkacak, çıkacak. Merak etme.
Hop hop hop! Nerede kaldın Osman? 7 dakika geciktin. Vallahi dolmuş bulamadım. Otobüs desen yer yok. Mazeret mi yani? Dolmuş yoksa minibüs var. Minibüs yoksa taksi var lan. Atlarsın, çek dersin. Çek dersin ama parasını veremeyince şoförden bir güzel dayak yersin. Ukalalık istemez. Peki, yapma. Ceza olarak 2 saat fazla mesai yapacaksın. Hadi başla. Çalışmayana para yok. İmarathane mi ulan burası? Hayrola Osman Efendi, geç kaldım bugün. Sana para yetiştirelim diye fazla mesai yapırık. Yarın bizim şu zam işini konuşalım. Yarın, öbür gün, ne zaman olsa konuşuruz. Nasıl olsa yolumu gözdürsün. Gözlerim tabii ya. Çırılası babanız geldi. Kışık kapıyı açın. Hayvan oğlu hayvan, kim bilir nereden geliyor? Yemeğin üstüne geldim baba, kaynanan seni seviyormuş. Aman ne demesin, yüzünü görünce tepe tüyüm dikilir. Afiyet olsun, neler yaptın karıcığım? Neler yapmadım ki, bonfile, ızgara, zeytinyağlı dolma, kaymaklı kadayıf. Eline sağlık, karnım da çok acıkmış. Sen benimle alay mı ediyorsun la? Bıraktığım parayla ne alınır ki? Makarnaya talip, şu güzel endamım ne hale geldi? Onu bulamayanlar da var, ben makarnaya bayılırım. Zıkkım lan öyleyse! Amma da yedim ha, yarabbi şükür! Baba, benim sünnetim ne olacak, baltayla mı keseceksiniz? Önümüzdeki ay hayır cemiyetinin toplu sünneti var oğlum. Boyun devrilsin damat. Utanmadan hayır cemiyetinden yaparız diyor. Ben torunumun mürvesini görmek isterim. Salon tutacaksın. Hukkabazlı yemekli düğün isterim, o kadar. Olur, öyle yaparız. Şu piyango çıkınca en alasını yaparız. Ayakkabımın altı delindi baba. Benim de giyecek entarım kalmadı. Ev sahibi gene geldi. Dur karıcı, ben konuşurum. Leman teyze, annem sizi bekliyor. Renkli film başlıyormuş. Tamam, tatlılarımızı yiyip hemen geliyoruz, tamam. Hadi. Tatlılar nerede? Elleri köründe. Konuya komşuya hep yalan söylüyorum. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyorum. Tüh. Hadi baba, hemen gidelim de şu filmi kaçırmayalım. Başlatma la filmine. Ne zaman onlara gitsek ananla kavga ederiz. Niye ama baba? Çünkü o görmemiş sülale bize nispet yapıyor oğlum. Nasıl? Şimdi görüntü daha iyi değil mi? Evet, daha iyi. Ya ya ya. Ay, az kalsın unutuyordum. Bugün bir kürk ceket aldım. Bakalım beğenecek misiniz? İçelim Osman'cığım. Osman'cığım, diyorum ki Avrupa'ya yolum düştüğünde elimle uzaktan kumandalı bir renkli televizyon daha alayım. Şöyle gezmekte, sokakta taşınabilecek güzel bir şey. Seninki ne markaydı? Ne oluyor? Televizyon. Televizyon mu? Aha! Bizde yok. Vallahi ucuzluktan hiçbir şey almam. Kalitesi düşük oluyor. Evet. Bu kürkü butikten aldım. Nasıl? Çok güzel, çok yakışmış. Ben de kızım da hazır elbiseyi sevmeyiz.
Hep ısmarlama giyiniriz. Evine git kızım. Yeni bir kamyonet çektim Osman. Sırtım yere gelmez artık. Ha öyle mi? Güle güle kullan. İstersen benim arabanın yükünü doldur boşalt el kapısında çalışacağına. Sen babamın oğlu musun? Beyaz Kartal Tarzan arıyor. Beyaz Kartal Tarzan arıyor, tamam. Tarzan dinle beni, tamam. Yarın maçımız var, tamam. Geliyoruz, tamam. Görüşürüz, tamam. Hadi çocuklar, buyurun masaya. Size meyve getirdim. Gel canım. Al bakalım. Şu çocuklar ne tuhaf. Evde sandık sandık meyve duruyor, dokunmazlar. Komşuda arsızlık ederler. Çocukları rahat bırak Osman'cığım. Ya, bayramda ne yapıyorsunuz? Vallahi daha düşünmedik onu. Bize her gün bayram canım. biz Çınarcağa gidiyoruz. İsterseniz siz de gelin. Kamyonun arkasına alırız sizi. Sağ ol. Osman'ın patronu da bizi Şile'ye davet etti ama düşünür. Şile'ye mi? Nereden çıkardın bunu ya? Geçen gün uğradı da söyledi ya. Ha, anladım canım. Evet, Şile'yi düşünüyoruz. Ya sohbete daldık, filmi kaçırdık. O bir şey mi? Esas film bizim evde başlayacak şimdi. Boyun pusun devrilsin. Görmemiş karı. Beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzeliyim be. Öylesin elbet. Hadi yatalım artık. Bağırışıp da çocukları uyandırma. Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi. Biraz daha sabır, güzel karıcı. Sabırla ne düzelecek ki be? Bileti unuttun galiba. Piyango çıkınca sen o görmemiş karıya nispet yapacaksın. Piyango çıkınca? Allah cezanı versin emi. Ulan garanti mi sana çıkacağım manyak herif? Kık defol, defol gözün görmesin seni. Yahu sabah olacak neredeyse. Bir lokma uyuyalım. Hayır, git başka yerde uyu. Sana tahammül edemiyorum. Dur gitme. Ulan kalksana. Ulan. Ulan. Oldu baba, annem naz mı yapıyor? Naza razıyım. Eziyet yapıyor, eziyet. Eziyet mi? Konuşma lan, hayvan herif. Cehennem olup gitmedin mi lan? Biletimi arıyor. Ne bileti? Otobüs bileti değil ya, piyango bileti. Nereye koydum bulamıyorum. Biletin batsın sen, nereye sakladın? Ulan 2,5 milyar cepte taşınmaz ki. Ay deli olacağım, fıttırdı. Adam çıkmadan fıttırdı. Ya çıkarsa? Defol, gözüm görmesin seni! Ses herif. Allah'ım sen beni kurtar. Merhaba. 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 Ben artık sizden kaçmıyorum, tamam mı? Bu gece çekiliş var, yarın sabah trink hesap. Kadevesi bana ait. Öyle olsun be Osman. Aylardır bekliyoruz, bir gün daha bekleriz. Aferin. Tekkeyi bekleyen çorbayı içermiş. Hadi eyvallah. Güle güle Osman. Güle güle. Güle güle. Yarın sabah görüşürüz Osman efendi. Thank you.
Gel. Ne var? Malın tamamını kamyona yükledim, yolladım. İşin bu, yapacaksın elbet. Zam için geldiysen yarın. Bu gece çekiliş var. Yok, zam için değil, izin için. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi? Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Mal ortada mı kalsın? Peki, beklerim. Alo? Sen misin? Aşk olsun, kurbanlıkları unutur muyum? 4 tane koç aldım. Şekerleri, tatlıları ısmarladım. Geçerken alacağım. Sen ne yaptın? İyi. Evdeki hazırlıklar tamam mı? Oo, aman misafirlere mahcup olmayalım. Tamam, hediyeler hazır karınca. Bayramın ikinci günü de misafirleri atladıktan sonra Antalya'ya gideriz. Tamam mı? Bayramın tadını çıkaralım. Güle güle. Adam olun, adam. Tamam mı? Ben gidiyorum. Şurayı temizlemeyi de unutma. Patron haklı. Bayram bizim neyimize? Bayram patronun hakkı. Anne, bayramda biz de kurban keselim. Kuruz bile kesemeyiz. Neden? Ula oğlum, yiyecek ekmeğimiz yok, kurban bizim neyimize? Ah, talihsiz torunum, ah! Kocan olacak beceriksiz yüzünden, hepimiz sefalet çekirik. Hayırsız herif, ne olacak? Nereye koydun bu bileti ya? Neredeyse çekiliş başlayacak. Sayın seyirciler, özel bayram programımızın akışı içinde sıra Milli Piyango'nun büyük ikramiyeyi kazanan numarasının ilanına geldi. Büyük ikramiye 7.596.381 numaralı yarım bilete çıkmıştır. Talihli biletin biri İstanbul'dan 329 numaralı bayi tarafından... Allah! Çıktı be, çıktı! Ulan Şakir, ne çıktı? Gene amorti bile yok. Yarın bir de listeye bakar. Söylesene oğlum, ne çıktı? Büyük ikramiye benim sattığım bilete çıktı. 329 nolu bayi benim. Bileti sattığına göre ne seviniyorsun keriz? Ne demişler, komşuda pişer bize de düşer. Adamın başına talih kuşu kondurduk, bir kıyakçılık yapacak. Piyango idaresinin yaptığı tespitlere göre 5 milyar yarım biletlere isabet etmiştir. İskenderun ve İstanbul'dan iki tarihli 2,5 milyarın sahibi olmuşlardır. Şimdi kazanan numarayı bildiriyorum. 7.596... Hay Allah, İstanbul 81. Dedi. Yoksa ben miyim? Neredesin bilet, neredesin? 381. Bir koşu kazanan gidip eve bir daha arayayım. Ulus, ne yapıyorsun sen? Uyumadın mı gece vakti? Ula bileti gördün mü? Ne diyorsun be? He? Ne haber lan Şakir? Haberler sende. Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin. Bilet. Sana çıktı öyle mi? 2,5 milyar. Bilmiyorum ya. Senin biletin 7.596.381 numara değil mi? Şu dediğin numarayı gözüm ısırıyor ama bileti bulamıyorum. Bırak bu ayakları. Askıntı olmasınlar diye saklıyorsun. Merak etme. Benden çıkmaz. Laf anlamıyorsun be Şakir. Biletimi bulamıyorum.
İş yerine bir daha arayacağım. Saklıyor. Benden de saklıyor. Ama yemezler. Yok, yok. Burada da yok Allah'ın cezası. İşin yoksa şimdi bir de çöpleri topla. İskenderunlu talihlinin resmine bakın, nasıl da kasılıyor. Kasılmaz mı be? 2,5 milyar. Allah Allah. Adam dayı olur, kral olur, Allah olur. Sümme haşa. Babacı! Bizim bilet de Osman'a çıktı. Ne yapacak acaba? Fıttırır diye korkuyorum. Nereden çıkarttın Osman'ı be? Baksana benim gözüme. Dün gece yarısı gördüm. Sokaklarda deli danalar gibi dolaşıyordu. İki çay ya! Derler mi? Yakında bombası patlar. Mehmet Efendi, he. Bir telefon edeceğim. Evet bakalım. Şunları muhasebeye götürüver. Evet, alo, Halk ve İlişkiler Bürosu, buyurun. Seni böyle buraya isim yapıyorum. Tamam, peki. Hayır, piyangonun İstanbul talihçesini henüz tespit edemedik. Ben 329 nolu seyyar bayi Şakir Sucu. İstanbul talihçesine bileti ben sattım. Adı Osman Abalı. Albizi veriyorum! Küflüce Mahallesi, bir dakika. Nar Çiçeği Sokak 23 numara. Teşekkür ederim. Alo? Yazı işleri? Yangon'un İstanbul talihlisi bulundu. Müjde arkadaş, müjde! Büyük ikramiye bizim Osman Abalı'ya çıkmış. Sahi mi söylüyorsun? Duydun mu? Bizim garibana çıkmış, çok sevindim. Kime çıkmış, kime çıkmış? Osman'a! Aa. Tam 2,5 milyar! Oo. Ermiş bana çıkacak diyordu! Oh, deme ya, ayıp ettik herife! Sana borcunu öder artık! Borç ne demek? Severim Osman abimizi! Dükkan onundur! Hadi eyvallah! Kesmece! Kesmece bunlar! Hadi kesmece bunlar! Kesmece! Geldim, geldim! Kim bilir hangi alacaklı geldi? Merhaba! Misafir kabul eder misiniz? Sıktın ama Celal Efendi! İkide bir de kapıya dayanıyorsun! Aa, ben mi? Tövbe tövbe! Çocuklara bisküvi getirdim! Müsaade et geçeyim! Ne bisküvisi ya? Hangi dağda kurt öldü? Allah Allah! Çocuklar! Çocuklar! Gelin gelin bakın Celal amcanın hadi size ne ciciler getirdi! Ver bakayım biraz. Samiş'in ayak yapıyor! Al bakayım! Kim eski bir evine şeref sen veriyoruz! Al başına çarp! Dakikada bir zam için kapıya gelinmez ki! Görmemiş adam! Ben zam için gelmedim ki valide hanım! Ne? Tebrik etmeye geldi! Seyran değil, seyran değil! Neyi tebrik ediyorsun? Piyango tebriği! Osman kardeşime 2,5 milyar çıktı! Ne? 2,5 milyar mı? 2,5 milyar! Babacım 2,5 milyar bana çıkmış! Allah! Bana bir şeyler olur! Ne oluyor? Buna ne derler? Ne derler? Suçüstü derler. Utanmadın mı ha? Görev başında uyumak. Gece beşik mi salladın lan? Hayır, beşik sallamadım. 20 ton yükü indirip bindirdim. Bedava mı çalışıyorsun lan? Avuç dolusu para veriyorum sana. Aklını başına topla. Yoksa kıçına tekmeyi atarım ha. Osman abi! Osman abim benim! Abicim, canım abi! Kimsin sen ya? Ben Şakir Sucu, seyyar bayi. Artık Nimet abla kadar meşhurum. Osman abim de milyarder. Sabah sabah ne saçmalıyorsun ya? Ne milyarderi?
Piyango milyarderi. Osman abi bir bileti ben sattım. Doğru mu? Osman'ım. Doğru. Ben bundan bir bilet aldım. Tebrik ederim. Para sana yakışır. Ah, ne kadar sevindim bilemez. Ortada bir şey yok. Biletimi bulamadım ki. Aferin. Bu numara çok iyi. Leş kargaları başına üşüşmesin. Biraz sakla. Vallahi sakladım ama bulamıyorum. Neyse, şu malı yükleyeyim yoksa benim kıçıma tekmeyi atarsın. Aa, ne demek kardeşim, burası senin yahu. Sen benim işim değil, kardeşimsin. İş kalsın, senin sıhhatin önemli. Hadi doğru evine. Bir güzel istirahat et. Seni arabamla gönderirim Osman'ım. Hadi sen de, hadi sen de, sen de. Hadi bakayım, hadi. Ne şanslı adam bu ya. Adam değil o. Beyefendi. O kadar. Beyefendi. Bak çocuğum oraya. Bakın tamam. Çok güzel. Bir tane daha lütfen. Yeter yeter. Sil işler gözüme. Ayol Dünel evin için belediye otobüsüne dönüyor. Milyarder olarak neler hissediyorsunuz? Ay bir şey hissedemiyorum. Ay ben size söylemiştim Valide Hanım. Bu ev size küçük. Daha geniş bir yer bulalım size. Düşünerek. Ay sanki evde düğün var. Ama ne gelin ortada ne de damat. Anne. Ula baban nerede ula? Bebeğim var. Koşun yolu gözlerde. 2,5 milyar. İyi para. Güzel para be. Güzel para. Ben geçerken bir uğrayayım dedim. Herhangi bir arzunuz var mı? Sucuk pastırma gönder birkaç kilo. Tamam. Halis tereyağından varsa bir koli de ondan. Oldu oldu. Tamam. İstedik kendinize hemen yolla. Tamam. Et göndereyim, ağzınıza layık. Aman etleri kayış gibi. Ama neyse, sen pirzolayla bonfile gönder. Emredersiniz yengeciğim, emredersiniz. Bir sandık çikita muz ayırdım yenge hanım size. Tamam, ne dediysen onda da gönder. Boş misiniz, varsın yenge hanım. Biraz gülümseyin. Babam geldi! Babam geldi, annem de ususluyor. Osman geldi, Osman! Sen git kardeş. Hadi bana eyvallah. Yok ya, gel bir çay içelim sakin kafayla gel. Eyvah seni ezecekler. Aslanım! Vallahi sabaha kadar uyumam. 2,5 milyar uyumam. Aslan Bey, ne hissediyorsun ya? Sırası mı şimdi? Hayır, bakın mesutlarım. Kocam da röportajı daha koruyayım. Önemli olan kocamın saatidir. Hiç olmazsa parayı ne zaman alacağınızı söyleyin Aslan Bey. Bir dakika, kardeşim daha biletimi bulamadım. Gel. Aslan Bey, lütfen birkaç kelime rica et. Gebertecek bunlar beni ya. Gel kocacığım, otur şöyle, yorgunsundur bir tanem. Ulan koşacaksın gel. Kızım, damadımın çoraplarını çıkarsana, bülemi öğrettim. Aslan ben babacığım, artık oğlunun sünnet düğününü en kral şekilde yaparsın. Ulu oğlum, ben paranın sen çükünün derdindesin. Söylüyorum, anlamıyorsunuz. Neyi anlamıyoruz? Herkese söyledim, size de söylüyorum işte. Daha ben bileti bulamadım ki. Aman oğlum, biz yabancın mıyız? Canların, ciğerlerin değil miyiz? Akıllı damadım benim. İyi yapıyorsun kocacığım, bu sır aramızda kalır. Hiç merak etme, bak! Hay Allah, şu bileti bir bulsam da... ...ak mı, kara mı bir görsek ya. Bilet evin içinde ama nerede? İyi kayna. Bulamadım. Ey Allah!
Leman? Leman neredesin? Uyandın mı kocacığım? Bilmem ki. Rüya mı acaba? Sen erken kalkmışsın. Bir kadın kocasından erken kalkmalı tatlım. Çayını demledim, kahvaltını hazırladım, gömleğini pantolonunu ütüledim. Sen istersen biraz daha yat. Olmaz, işe geç kalırım. Hala çalışacak mısın? Çalışmasam ne yeriz ya? 2,5 milyarı kocacığım, hem de çatır çatır yeriz. Yahu daha bileti bulamadım derim ha. Benim kurnaz kocacığım, iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Hadi sofraya bekliyoruz. Ama istersen seni kahvaltının yatağa getireyim. Yo ben gelirim. Hadi gel. Oo maşallah, bir kuş sütü eksik. Onu da ısmarladım kocacığım, getirecekler. İyi ama bu derenin suyu nereden gelir? Talih kuşundan aslan damadım benim. Baba sucuk yağcılı. Parayı görmediler ama kokusunu aldılar ya, bütün esnaf ıhtaberi taşıyor eve. İşin boku çıkınca başımıza taş yağdıracaklar ama. Eyvah alacaklılar. Koşun ula şurada kapıyı açın. Aman kocacığım, milyarder olduğunu unutursun sen. Ama cepte 10 liram yok. Olmasın. Parayı alınca milyarlarımız olacak ya. Selam. Merhaba. Aleyküm selam. İyi günler dilerim. Osman abalı siz misiniz? Evet. Buyurun. Rahatsız ettik sizi Osman Bey ama... Rica ederim. Biz İstanbul Televizyonu'ndan geliyoruz. Sizinle Milli Piyango tarihlisi olarak bir mini röportaj yapmak istiyoruz. Yapalım da böyle biraz tuhaf olur. Bahçeye buyurun. Daha dekoratif olur. Manzaralı çıkarız. Renkli mi? Tabii renkli. Ben ona göre giyineyim. Hadi koş gitsin. Yaşasın! Biz de Perihan abla gibi meşhur olacağız. Yok be anneanne, Kurun da ailesi gibi. Bir de Kuruluş dizisi vardı ama çok boktandı. Hazır mıyız? Evet. Kayıt. Sayın seyirciler, yeni milyarderimiz Osman Abalı ve ailesiyle birlikteyiz. Şimdi Sayın Osman Abalı, 2,5 milyarı alınca ne gibi bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? O ne be? Vallahi... Dereyi görmeden paçayı sıvamak doğru değil. Çünkü ben daha biletimi bile bulamadım. Buldunuz ve parayı aldınız varsayalım. Nasıl bir yatırım? Bir hikaye vardır. 90 yaşında bir adama büyük bir ikramiye vurmuş. Adam ne yapmış? Ne yapmış? Bütün parasıyla bir umumi helal yaptırmış. Demiş ki, bu yaştan sonra gelen paranın içine edeyim. Buyurun hemşeriler, hep birlikte ederiz. Nasıl, güzel mi? Ben geçmez. Başka bir hikaye rica etsem. Kayıt. Var, bir hikaye daha var. Adamın biri günün birinde bir umumi helaya giriyor. Ha bunda da bok var, sansürden geçmez. Ben işe geç kalırım ya. Röportajı tamamlasak Osman Bey isterseniz. Beni karıyla devam edin. Biz tamamladık hanımefendi. Ben Leman Abalı. Kocam çok akıllıdır. Bileti bulamadım diyerek gizli milyarder olmaya çalışıyor. Anladınız mı? Çekiliyor, yarın çekiliyor. Alan kazanıyor, yarın çekiliyor. Hadi yarın çekiliyor. Son biletler yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. Günaydın Osman kardeş. Günaydın. Ulan bu ne hal? Amigo mu oldun? Yok ya. Nimet abla rahmetli oldu. Artık Şakir abi var. Meşhur oldum sayende. Ama sen bana hala bir kıyak yapmadın. Ulan ben para mı aldım ki? Alacaksın, saklama. Artık herkes biliyor milyarder olduğunu. Herkes biliyor da bir ben bilmiyorum. Hadi eyvallah. Çekiliyor, çekiliyor. Ben de size uğrayacaktım ya. Sana niye zahmet olsun? Kardeşim ben siparişleri kendi elimle bir meyve çeşidi hazırladım. Abimin ağzına layık. Bonfile, kontrfile, antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım. Sağ olun ama hesap... Ne abi ya? Sana hesap ben kendim götürüyorum canım. Kardeşim hadi iyi günler. Hoşçakal. Osman'ım seni almaya geldim, buyur. Estağfurullah patron, rica ederim, siz buyurun. Ne patronu? Biz artık ortağız oğlum, buyur. Ortak mı? Çek oğlum.
Hoş geldiniz. Buyurun Veysel Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aç, aç evladım, aç kapıyı, aç aç. Size Milli Piyango milyarder talihlisi Osman Beyefendi'yi getirdim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz Osman Bey. Rica ederim. Estağfurullah. Büyük para kazandınız. Güle güle harcayın efendim. Bizim Osman Bey'e bir araba bakacağız. Anlayamadım, bana mı? Bütün arabalar Osman Bey'in, emretsin. Ya kimseye laf anlatamıyorum, daha para filan almadım. Aa, aşk olsun Osman'ım, sana para soran mı var? İstediğini seç al. Sana bir Japon verelim Osman Bey. Ne Japonu? Japon malı. Japon arabası yani. Aa, o sana yakışmaz. Daha haşmetli olmalı, evet, daha haşmetli. İstemem patron, Allah'ını seversen gider. Bir Alman çekelim altına. Hah. Buyurun, bakın. Şu Mercedes'i alalım Osman. Yakışır doğrusu, milyarder arabası bu. Kaç para? Ya o parasından sana ne? Arabayı al git. Hadi hayırlı uğurlu olsun. En kral arabayı seçtiniz. Oğlum koştur anahtarları. Dur ya, almadım daha, param yok. Bak şimdi, param istedim kardeşim. Muameleyi yaparken hesaplaşırız. Bize bir de şoför lazım. Ben emrindeyim Osman abi. Tamam, oldu bu iş. Hadi geç bakayım. Geç bakayım direksiyona. Geç sen de. Buyurun. Geç yapayım. Geç arkaya. Ha? Hadi bakayım geç. Hadi, hadi çek gazla oğlum, gazla evladım. Hadi, hadi evladım, yürü, yürü, yürü. Komisyonumu da isterim ha. Tabii, tabii. Eyvallah. Allah'ım şu işe bak. Parayı böyle krolara veriyorsun ya Rabbim. Hoş geldin Osman Bey. Vallahi merak ettim. Yeni arabam nasıl? Oo, şahane. Sana da yakışmış hani. Güzel araba, biraz tozlanmış. Ben yıkar temizlerim. Sen? Olur mu canım? Şoför var. Ben yıkayacağım. Başkasına emanet edemem. Kendim yıkarım. İyi. Yıkamadan önce bana az şekerli bir kahve yap. Emrin olur. Okkalı olsun. Baş üstüne. Buyurun siz patronun odasına. Niye, çalışmayacak mıyım? Patronun talimatı öyle. Bundan sonra siz patronun odasında oturacaksınız. Hı? Vallahi darılırım Osman'cığım. Estağfurullah, hata mı yaptın? Ne münasebet? Neden burada oturuyorsun? Burası senin odan yahu. Geç otur şöyle koltuğa, geç. Aman canım, estağfurullah. Ne demek? Kaç defa söyledim. Burası senin iş yerin. Rica otur, ederim. Otur, darılırım. Allah aşkına darılırım. Otur bak hanımefendi. Otur. Allah aşkına otur diyorum. Ha? Şöyle. Nasıl? Rahat değil mi? Koltuk değil, atlı karınca. Kahve nasıl olsun? Müdüre söyledim. Nerede kaldı bu kahve? Gelir şimdi. Bak kardeşim. Senin gibi namuslu, becerikli bir ortağa ihtiyacım var. 1 milyar kadar sermaye koyarsan bu işi genişletiriz. Tamam? Ama benim 1 milyarım yok ki. Biliyorum. 2,5 milyarım var. Yok. Olacak. Acelesi yok. Parayı alınca söz mü? Söz anasını satın. Vay namussuz! Araba almış kendine, hem de Mercedes! Parayı almadım diyor ama altına yeni araba boş çekiyor. Boşver! Biz yemiş görünelim de hesabı o biçim şişirelim. Haklısın. Oyna hadi. La bu araba da nereden çıktı? Bir bilsem. Parayla mı aldın? Yo, patron bana hediye etti. Bize? Evet, bize. Eksik olmasınlar. Gene misafirler gelmiş, pankacılar geldi. Dertleri neymiş? Hele bir konuş, anlarız. Bana bak, bir de karı var aralarında, kendini bir hat sanıyor. Ona bakarsan gözlerini oyarım. Yok canım, niye bakayım oğlum? Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Osman Bey, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bankam size yardımcı olmam için beni görevlendirdi.
Benim bankam inanılmaz cazip teklifler paketi de hazırladı Osman Bey. Özel anlaşmayla akıl almaz oranda bir faiz veriyoruz. Benim bankam genç bankadır, iyi bankadır ve daima müşterilerinin çıkarlarını korumaktadır. Lütfen üç kağıda gelmeyin. Sizi terbiyeli olmaya davet ediyorum beyefendi. Güvenilir dediğiniz bankanızın güç durumda olduğu herkesçe malum. Meyve veren ağaç taşlanır hanımefendi. Sizin bankanın hissedarlarından birinin durumu herkesin dilinde. Hepsi palavra atıyor. Görüyorsunuz işte Osman Bey. Hiç sanmıyorum. Ödeme güçlüğü çektiğinizi neden söylemiyorsunuz? Sizi ispata davet ederim hanımefendi. Osman Bey, sizinle özel olarak konuşabilir miyiz? Tabii canım. Hop. Ne demek bir özel konuşmak? Daha üstüme erik sağlık. Nerede? Karıya bak. Benim yanımda kocaman sürüyor. Yanlış anladınız hanımefendi. Hadi oradan sesle kokana. Benim damadım senin gibilere papuç bırakmaz. O tarafa bak. Niye? Ama hanımefendi, ben sizin damadınızın menfaatlerini düşünüyorum. Ne akla yani? Onun karısı benim. Her şeyini ben düşünürüm. Hadi yürü kocacığım. Nereye? Yürü. Kızım kaç. Kız bağlakları beni düşün. Evet, yallah efendim. Ben damadımı kurda kuşa yedirmem. Hadi yallah. Yallah bakayım hadi. Hadi. Hadi bakayım hadi. 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 Aşk olsun Osman'ım. Karının içine girecektin neredeyse. Ağzının suları aktı. Ya biz neyin kavgasını yapıyoruz? Ağzımdan tek laf çıkmadı. Deli olacağım yahu. Nerede bu paralar? Herkes paramızın peşinde. Ne parası ya? Daha bileti bile bulamadım. Delinin biri kuyuya bir taş attı. 40 kişi çıkaramıyor. Sen de işi tadında bırak da bileti ortaya çıkar. Her gün gazetelerde adın çıkıyor. Saklamanın alemi var mı canım? Kardeşim Osman! Canım kardeşim! Benim teyze oğlum Muzaffer! Aslanım benim! Vay yavrum, beni tanımadın mı süt anne? Neriman! Kan kardeşinim! Beysel! Aslan Osman'ım, aslan! Çocukken çelik çomak oynardık! Canım kardeşim benim! Dertim çavuşunu hatırladın mı Osman? Canım! İlk kardeşim. Aşkım, çocuğumun babası Osman'ım! Ayol ben kadın olmadan senle can ciğer. Yeter yeter be açılın. Ulan suratım tükürük okkasına döndü. Şoför efendi yürü gidiyoruz. Fakirin alacaklısı zenginin akrabası çok olurmuş. Gözüm görmesin sizi de alın. Abi Trakya'dan en yakın akrabanı nasıl tanımazsın kapçı kaldı? Trakya'dan mı? Rizeli hemşerim, nasılsın? Rize mi? Seninle iftar ediyoruz Osman! İftar ediyoruz! Ben amca kızınım, çeyizim için 5 milyoncuk! Böbrek ameliyatı olacağım kuzenim, 10 milyoncuk! Gurbetçi süt kardeşin Hamza'yım ben! Seni görmek için ta Almanya'da geldim! Kulübümüze başkan ol abi! Sakın bizi kurtar Osman abi! Vay be! Daha dün nefesimiz kokarken hiç akrabamız yoktu. Şimdi cenazemiz maç gibi kalabalık olacak. Olmaz öyle şey, Allah korusun! Osman abi! Tüm sülale buraya seni korumaya geldik. Abi kızanlar rahat bıraksanız da ısmımızı be! En büyük Osman başka bir yan! En büyük Osman başka bir yan! Çekilin yahu! Rahat bırakın adamı! Susun dedim! Hiç adam görmediniz mi? Susun dedim! Görmedik, akrabayız be! Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz ya! Çekilin, defolun! Yoksa polis çağırırım! Şu dünyada ne kadar menfaatçi insanlar ya! Resimler, riyakarlar! Büroda bir misafir seni bekliyor. Kahveni yapayım mı Osman Bey? Yap ama geçen seferki gibi köpüksüz olursa kafana dökerim! Ha, arabamı da bir güzel yıka. Emrin olur Osman Bey. Açılın.
Hadi açılın, çekilin. Hadi kardeşim. Çekilin. Hadi abi. Hadi, hadi. Hadi, dağılın gidin. Hadi oynayın burada ya. Hadi. Dağılın. Hadi kardeşim. Çekilin. Geç, geç Osman. Efendim sizi tanıştırayım. Müstakbel ortağım Osman Abalı, iş adamı Hakkı Doğru. Tanıştığımızda çok memnun oldum Osman Bey. Ben de memnun oldum. Beyefendi ama mı? Mesleğim icabı Osman Bey, ben kara paracıyım. Yani kara paraları aklarım. Bir şey anladımsa Arap olayım. Gel sen, otur şöyle, otur. İzah edin Hakkı Bey. Durum şu Osman Bey. Sizin 2,5 milyarlık biletinizi 3 milyara satın alırım. Yani yarım milyarlık kar teklif ediyorum. Yahu ben daha para filan almadım ki. Biliyorum. Ben paranıza talibim. Ön anlaşma için de size tas tamam 100 milyon getirdim. Ne olacak bu para? Sizin olacak. Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, bakın. Ah ulan! Yanlış adam seçtiniz. Yoksa ne biçim tokatlardınız ha? Ben bu işlerden anlamam. Aman Osman'ım, bu fırsat kaçırılmaz. Yarım milyar kar ne demek? Bu nasıl kar böyle? Bu adam keriz mi? Kara paracıyım dedim ya, sizden bileti alınca tahsil edeceğim. Böylece kaçakçılıktan gelen kara param aklanmış olacak. Anlaştık mı? Anlaşmadık. Nasıl köpüğü bol mu? Buyurun. Ulan elinin kararı yok be! Katran gibi olmuş kahve! Sen o kahveyi kara paracıya ver! Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Zıkkım iç. Bir dakika Osman Bey! Osman Bey! Osman Bey durun! Bekleyin lütfen! Osman Bey, makul olun, anlaşabiliriz. Allah Allah, git kardeşim, kaşınma ya! Çek sen de! Osman Bey, iyi düşünün, bakın! Yürü canım! Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, lütfen! Paranın yüzü sıcaktır. Allah cezanı versin. Versin, ama siz şu parayı alın. Dur. Osman abimiz, yeni siparişlerinizi bekliyorum. Evdekiler nasıldı ha? Ula omuzlar neydi öyle? Çikita muzda abi! Biliyorum. Ben zaten çikita muzdan başkasını yemem. Ama biri uzun, biri kısaydı. Bağışla abim! Hepsini bir boy seçerim. Başka? Armut'un sapı, üzümün çöpü vardı. Ah kafama edeyim! Tamam abi! Sapını da, çöpünü de ayıklarım. Ayıkla, yoksa ben seni ayıklarım. Çek oğlum! Para insana neler yaptırıyor be! Aman efendim, kimler gelmiş, kimler? Hoş geldin Osman oğlum! Kiraya zam mı isteyeceksin Celal efendi? Aa, tövbe tövbe, ağzımdan hiç öyle bir kelime çıktı mı? Çıkar mı hiç valla? Hiç çıktığını duymadım. Ne dönek herif ya! Hoş geldin kocacığım! Hoş bulduk! Hayırdır, suratınız niye asık? Sorma yahu! Herifin biri fukara sümüğü gibi yapıştı bana. Neymiş efendim? Biletime yarım milyar kar veriyormuş. Olabilir! Yok paranın yüzü sıcakmış filan fesele. Biliyorum tatlı! Nasıl biliyorsun yani? Biliyorum, çünkü o beyefendi burada Osman'ım. Ne? Merhaba Osman beyciğim, paranın yüzü sıcaktır. Yahu sen ne laf anlamaz adamsın be! Aa, siz de çok inatçısınız hani! Ama Allah'tan sevgili eşiniz ve sayın kayınvalideniz
çok anlayışlılar. İyi günler. İyi günler. İzninizle. Hey dur, çantanı unuttun. Unutmadım. Ya ne hıyar herif bu, bal gibi unuttu unutmadım diyor. Benim saf kocacığım, adam unutmadı. Eyvah bu da şaşırdı. Bize bıraktı parayı. Çünkü teklifini kabul ettik. Nasıl yaparsınız bunu? Niye yapmayalım oğlum? Paranın yüzü sıcaktır. Anneannem doğru söylüyor baba. Bu parayla sünnetimi de yaparım. Oyuncaklar alırız. Telsizimi unutma. Müzik seti. Ya. Müzik seti. Televizyon. Renkli. Daha neler neler. Benim aslan kocacığım. Thank you.
biraz alışverişe çıktık da. İstediğim model ayakkabı bulamadım, bir düzüne ısmarlayıverdim. Kusura bakmayın, hayırlı olsun demek için geciktik. Bize ancak sıra geldi, maşallah o kadar gelenimiz oldu ki. Eski ahbaplarımız gazetede resmi görünce hemen adresi bulmuşlar. Öyle mi? Ha vallahi öyle. Talih Kuş arkadaş arıyorum, Talih Kuş arkadaş arıyorum, tamam. Ben Serçe, Talih Kuş'un arkadaşlığını kabul ediyorum, kendini tanır, tamam. Tamam, ben Metin Abalı, milyarder Osman Abalı'nın oğluyum, tamam. milyarderlik nasıl gidiyor Osman kardeş? Fena değil. Ama ben hayali milyarderim. Öyle şey olur mu? Bal gibi olur. Hayali ihracatçı oluyor da hayali milyarder olmaz mı? Haklısın. Yeni araban çok güzelmiş. Öyle diyorlar. İdare ediyor. Ha, sen benim şoförüm olur musun? Nasıl olur? Benim kamyonum var. Sen bilirsin. Ben bir teklif edeyim dedim. Biraz sıkışık durumdayım. Kamyonun taksitleri zorluyor. Bana biraz yardım eder misin? Tabii ederim. Param elime geçince. Allah gönlünüze göre versin. Darısı bizim başımıza. Vallahi bu 2,5 milyar bizim dişimizi kovuna yetmiyor ama idare ediyoruz işte. Biz sonradan görme değerlik ki soylu bir aileyiz. Konaklarda büyüdük. Yarın pazar, şöyle çoluk çocuk bir çayıra gidelim mi? Ne çayırı, anlamadım. Çayıra ya. Pikniğe demek istiyor, değil mi kocacığım? Keep...
miktarındaki ikramiyesini henüz almadı. Ne dersin bu işe patron? Çözdüm bu işi. Bu Osman Abalı cin gibi. Piyasayı kızıştırmak istiyor. Vacip oldu artık. Şu deveyi bir misafir edelim bakalım. Getirin. Yürü. Tamam. Bak patron. Kolay gelsin. Bakarsan dağ, bakmazsan dağ olur. Sevgili damadım. Kucacığım, şöyle bir boğaz sefası yapıp Kuselba'yı yiyelim dedik ailece. Sen de gelir misin? Yok. Ben bir kahveye uğrayayım. Zenginleşip burnu büyüdü demesinler. Sen bilirsin. Arabayı çizmeyin ulan, eşek ol eşekler. Nazik nazik yıkayın he böyle. Çekiliyor, çekiliyor, yarın çekiliyor. Son biletler yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. Merhaba Şakir. Merhaba Osman abi, nereye? Kahveye. Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış abi. Herkes seni konuşuyor. Vay dedikoducu herifler. Artık şu parayı al da bize de bir kıyakçılık yap be abi. Sokaklarda sürünmekten bıktım. Ne parası ulan? Daha biletimi bulamadım. Bulacağım da yok lan. Bu ayakları abi koktu. Selam Osman abi. Selam. Selam kardeşler. Siz de mi akrabamsınız? Değiliz ama yakında akraba olacağız. Abbas abimiz seni bekliyor. O da kim? Ben tanımıyorum. Ben tanıyorum. Mafya babası Abbas Kara. Vay. Ne yapacakmış beni bu Abbas? Misafir edecek. Hadi abi, buyurun. Buyur. Gidelim. Geç. Vay Osman'ım! Hoş gelmişsin, canım kardeşim benim! Yedi göbek önce akraba mıyız yoksa? Hayır! Dış kapının dış mandalıyız. Ama biraz sonra kan kardeş olacağız. İyi, olduk gitti öyleyse. Olmaz! Kolay değil. Bu işin raconu var, töreni var. Bandomuzu ka gelip marş mı çalacak? Evet, cenaze marşı. Bu usturalar ne olacak? Biraz kan akıtacağız. Ben sünnet oldum, sağ olun, var olun. Bu alemde kan kardeşliği çok önemlidir. İkimizin kanı birbirine karışmalı. Sıvayın kolunu. Duya, ben kana dayanamam ya. Alışırsın. Bu alemde kana ekmek doğramayı öğrenirsin. Benim kanım çok kıymetlidir. İlaç gibidir. Bir damlası bile musalladaki ölüye hayat verir. Benim kanım da zehir gibidir. Bir damlası adamı tahtalı köye gönderir. Sana yazık olmasın. Benim ölümden korkum yoktur. Kes bileğini. Yapamayacağım. Yardım edin. Kestik işte. Kalk bakalım. Uzat bileğini. Hayırlı olsun Osman'ım. Artık kardeşiz. Öyleyse ben gideyim. Olur mu? Bizim misafirimizsin kardeşim. Abbas Kara'nın kan kardeşini bu alem tanıyacak. Şeytanınız bol olsun beyler. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar,
sizlere kan kardeşim Osman'ı tanıştırayım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Eyvallah. Geldin. Eyvallah. Ona gelecek en ufak keliği kendime sayarım. Yanlış yapanı affetmem. Emrin olur. Emrin olur. Emrin olur. Affetmez. Sevgili kan kardeşim, tanışma töreni de bitti. Ben eve gideyim artık. Gücenirim. Önce bir şansını dene bakalım. Barbuta buyur. Benim üstümde para yok ki. Senin sözün para be kardeşim. Söyle parayı, at zarını. Hadi. 2 liradan atıyorum. 2 milyon demek istiyor arkadaşlar. At zarını. At bakalım. Hep yek. Kaybettin. Bende zaten kısmet yok. Hayır. Kazandın. Kazandın mı? Şano pano, bir daha at bakalım. Yo, atmayayım. At, at, at. 10 milyon. 10 milyon mu? At bakalım. At. Gene hep yek. Gene kazandın. Bana bu kadar yeter. Biraz da sen at kardeşim. Bas bakalım. 1 milyon. Eksik ziyade. Hepsine atıyorum, tamam mı? Nasıl hepsine mi? İşte önündekinin hepsine. At bakalım anasını satayım. Hep yek. Ben kazandım, ben. 100 milyon borçlusun bana. 100 milyon mu? Afiyet olsun. Elinize sağlık sevgili yengecim. İşe gelmeyince ortağımı çok merak ettim vallahi. Ya bu saate kadar hiç kalmazdı. Kessinler oynamayı, sütür işini. Hadi. Bırakın çocuklara eğlensin. Olur mu hiç, biz burada can dendindeyiz. Kocamın başına mutlaka bir iş geldi. Arabasını almamış ki kaza yapsın. Ağzınızı hayra açın Valide Hanım. Kocama bir şey olursa ölürüm vallahi. Allah korusun Valide Hanım. Ben diyorum ki... Ne diyorsunuz? Diyorum ki, benim ortağım cin gibidir. Gizli olarak parasını almaya gitmiş olmasın? Haklısın. İyi ama o parayı getirinceye kadar biz ne yapacağız? Eve para bırakmadı ki. Yengeme bak, biz neciyiz yani? Ne kadar lazım? 10 milyon yeter mi? Ayol, 10 milyon bozuk para benim çentemde de var. O zaman 30 milyon yazayım. Yeter mi? Bir gün idare ederik. Kemerleri sıkarız azıcık. Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Cevap ver serçe. Ya sıçtıkma serçene talih kuşuna. Ulan ne gamsız adamsın be, babanı merak etmiyor musun? Koskoca adamı niye merak edeyim anne? Üstüme iyilik sağlık. Biz meraktan ölürük, o ne diyor? Boş ver anneanne, siz babamı değil paraları merak ediyorsunuz. Bırakın ya, babam biraz daha atsın. Ne olur sanki? Ellerin körü olur, sus ulan oradan, ulan kafana geçirme. Hayda! Hayda! Hadi bakalım kızım, kardeşimi istirahat ettir, rahatlat. Hadi, hadi yukarı. Gel, gel de seni bir güzel rahatlatayım. Hmm.
elbiselerini aradım ama bileti bulamadım. Sen git. Neresine kadar aradım ama bilet yoktu. Sen çık. Geç otur. Maalesef biletin yerini söylemedi. Sen çık. Adam değil mi? Böylesi görünmemiş. Ay vallahi bileti sormak aklıma gelmedi. Ulan insaf be! Yahu ne herifmiş bu? Kan kardeşim, başka karı yok mu? Ah anneciğim, çok kötü rüyalar gördüm. Allah hayırlara tebdil et. Neler gördün? Zümrüt yeşili bir ormandaydım anacığım. İyi, yeşil ferahlıktır. Sonra? Osman'ımı arıyordum ormanda, bir de göreyim. Tarzan'ı mı gördün anne? Başlarım şimdi Tarzan'la. Yamyamları gördüm anacığım. Koca bir kazan kurmuşlar. Kazanın içinde benim Osman'ım. Anladım, babama haşlama yapacaklar. Sus lan! Kızım sonra? Kazanın altında ne vardı biliyor musun? Ne bileyim, rüyayı sen gördün. Paralar vardı, dağ gibi paralar. Parayla yakacaklar kocamı. Bırakır mıyım? Bir saldırdım yamyamlara, Osman'ımı kurtardım. Atla anne, sen babamı değil paraları kurtarmışsındır. Hırsız erpekler! Şimdi hırsımı sizden alırım! Rüyana bakılırsa bu herif pereleri aldı kız. Bilmez misin? Bizim erkekler önce arabasını sonra karısını değiştirirmiş. Ben onu zor bırakırım! Bak, Mersinli talihli parayı alınca önce bir celsede karısını boşamış. Yapma bana öyle şeyler deme! Oho, şimdi Evrupa da fink atıyor. Aman anne, cinlerimi tepeme toplama benim. Benim kocam bana ihanet etmez. Nerede öylesi? Sabah oldu, gelmedi hala. Ankara'ya gitti galiba, paraları alıp gelecek. İnşallah. Bu kasayı senin için aldım aslan kardeşim. Paralarını saklarsın. Yahu benim maaşım cebimi doldurmuyor. Bu kasayı nasıl doldurur? Çok şakacısın. Ben piyango parasını söylüyorum. Hayırlı olsun, ikramiye mi çıktı? Sana çıktı ya aslan kardeşim. Ekmek çarpsın, çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Çünkü biletimi bulamıyorum. Cin gibi adamsın. Bekleriz koçum. Vurma. Yemin ederim biletimi bulamadım. İyi düşün, nereye koydun? Hatırla! Yoksa... Adası başı! Adam adam gitti! Buluma be anneanne! Serçeli konuşamıyorum! Sıçarım ulan serçene! Anan olacak pasaklı yüzünden kaçtı damat. Çabuk ağlarken bana bulaşma anne, ciğerim çayır çayır yanıyor. Hocanın üstüne bir bardak soğuk su içersin. Kaçırdın adamı. Kim bilir hangi karını koynundadır şimdi. Söyleme anam bana oğlum. Hayrola yenge, üzgünsün? Yoksa abim hasta mı? Ah kardeşim. İki gündür eve gelmiyor. O zaman misafirlikten dönmedi demek. Ne misafirliği? Geçen günü gelip aldılar ya. Kim aldı ya, söylesene. Abbas Kara'nın fedaileri. Abbas Kara da kim? Mafya babası. Ne? Mafya babası mı? Ah kocacığım. Vah Osman'ım benim. Kaçırıldığını nereden bileyim? Boşu boşuna günahını aldım ya. Evimi, çocuklarımı çok özledim Abbas kardeş.
İzin ver de gideyim artık. Ne demek Osman'ım? Madem ki gidiyorsun güle güle. Yalnız. Sana zahmet olmasın. Bileti ver de ben tahsil edeyim. Bilet yok. Nerede? Bilmiyorum. Bilsem bunlar başıma gelir miydi? Bokunu çıkardın ama. Tadında bırak kardeş. Bileti ver artık. Veremem. Çünkü bulamadım. Öyle mi? Yüzlerce milyona zar atarken, karılarla güreş tutarken iyiydi ha? Eh, fena değildi. Sıktın ha. Üzerim seni sonra. Bir tarafını sakat bırakırım. Nerede bilet? Yok. Yakın pezevengi. Dur ya, ne oluyor ya? Ben piyango milyarderi Osman Abalı'nın karısı Leman Abalı'yım komiserim. Gazetelerden sizleri tanıyorum. Ne oldu? Eşiniz parasını aldı mı? Alamadı. Çünkü sevgili kocamı kaçırdılar. Kaçırdılar mı? Kim kaçırdı? Abbas Kara. Mafya babası. Ah! Of! Ah! Vurmayın be! Bilet falan yok! Of! Nerede öyleyse? Dedim ya, evde bir yere koydum, ben de bulamıyorum. Ah. Durun! Osman, ben seni severim. Ben de seni severim. Kan kardeş olduk. Benim neyim varsa senindir. Sağ ol. Benim bir şeyim yok ki senin olsun. Biletin var. Sana yardım edelim. Evine gidip birlikte arayalım bileti. İyi olur vallahi. Çözün. Karım da görsün sizi. Yoksa canımı çıkarır. Kalk. Kimse kıpırdamasın! Osman'ım, canım kocam! Bizim karı gelmiş, iyi insan lafının üzerine geldi. Seni bu haydutlar mı kaçırdı? Aman yenge hanım, ne kaçırması? Abbas Kara, bu hanım kocasını kaçırdığınızı iddia ediyor. Olur mu komiserim? Osman Bey benim kan kardeşimdir. İsterseniz sorun kendisine. Sen ne diyorsun? Doğru mu? Doğrudur. Biz kan kardeşiyiz. Beni misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. Şimdi de uğurluyorlardı. Hadi bize eyvallah. Her taşın altından çıkıyorsun Abbas. Bu sefer de sıyırdın. Ayağını denk al. Gidelim. Gel babacığım. Ne olur babacığım, sünneti yetiştirelim. Seni çok özledim aslan babacığım. Ben de sizi özledim ya. İnsanın evi gibi var mı? Esas evin erkeği gibi var mı? Temel direğimizsin. Ocağımızı tüttürensin. Ah, ben size layık olamadım. İçki içtim, kumar oynadım. Aa, canın sağ olsun. İçkisiz, kumarsız erkeğe erkek mi denir? Alemler, karılar filan var. Oh, canına değsin. Erkeğin elinin kiridir. Nasıl olsa evlilik cüzdanı bende. Canın sağ olsun, erkeğim benim. Ula ne erkekmişim be. Elbette öylesin. Hadi şu bileti çıkar artık ortaya. Vallahi bileti bulamadım hadi ya. Hadi, hadi, hadi. İnanmıyorsunuz öyle mi? Koş Kur'an-ı Kerim'i getir bana, el basacağım. Yeminden sonra da hala bilet diye tutturursanız namussuzum, çekip giderim. Bir daha yüzümü göremezsiniz. Buyur kocacığım. Ver bakayım. Bismillah. İşte bu Kur'an üzerine el basıp yemin ederim ki sakladığım bileti... Ne oldu, niye süstün? Buldum. Bileti buldum. Nerede? Nerede? İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde. Tüh eşek kafam beni. Bana bak! Kesin ya! Delirdiniz mi be? Bileti bulduk tamam. Ama ikramiye çıkmış mı bilmiyoruz ki. Liste var mı? Ben saklamıştım. Ver bakayım.
567 yok. Burada da yok. Amorti bile yok. Boyun bolsun devrilsin Osman. Yalancı herif. Ya ben çıktı demedim ki. Bizim sünnet gene yattı. Ula senin çükün de her lafın içinde ha. Müdür bey, bir trafik kazası geçirdim. Hastanede olduğum için şimdi gelebildim. 2,5 milyarın talihlisi benim. Buyurun biletimi. Evet, evet. 2,5 milyar bu bilete isabet etti. Hey, haberi okudun mu? Gör müsün, okuyoruz işte. Ben size demedim mi? Ne yapacağız şimdi? Ben size bu Osman bizi tokatlıyor demedim mi? Hadi ulan, tezgahı kuran sensin. Hesabı 100 misli şişiririz demedim mi ha? Osman Abalı ismi gündemde. 2,5 milyar talihlisi başkası çıktı. May dolandırıcı pezevenk fay. Nasıl bombası patladı gördün mü? Yaptığım kahveler haram olsun. Yıkadığım arabası mezar olsun hergeleye. Osman Abalı dolandırıcı mı? 2,5 milyarın sahibi parasını aldı. Yazık, şu dünyada namuslu adam kalmamış. Hey Allah'ım ya Rabbi. Osman Abalı dolandırıcı mı? Osman Abalı'nın ünlü kabadayı Abbas Karay'ı da dolandırdığı söyleniyor. Vay başıma gelenler vay. Bu aleme rezil olduk. Adımız Kara Abbas'tı, Keriz Abbas oldu. Tamamdır. Osman'a ceza kesilecek. İki ayağı, iki kolum abi. Yok ulan! Bugüne kadar hep kanun tepemize bindi, ensemizi kızarttı. Şimdi kanun bizi korusun bakalım. Şikayetçiyiz. Parasında değil, enayi yerine konuldum onu mu soruyor? Yok şey değil. Arkadaş, kimseye insaniyetlik yapmayacaksın. Neyse, bizi ufaktan çarptı. Ama şu kabadayı Abbas Karay'ı iyice yamultmuş. Şşt, geliyor. Sırayla beyim. Sıradayız, görmüyor musun? Baba, polis amcalar seni görmek istiyorlar. Buyurun. Osman Abalı sen misin? Evet, benim. Hakkında dolandırıcılık suçundan şikayet var. Ben kimseyi dolandırmadım ki. Bilemem, savcılık yakalanmanı istedi. Bizimle geleceksin. Ben gidiyorum. Hakkını helal et. Bizde ne hakkın var ki? Üstelik hepimizi rezil ettin. Dur! Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Dinliyorum, tamam. Bizim sünnet yattı galiba. Daha önce dolandırıcılık suçu işledin mi? Ne daha önce ne daha sonra böyle bir suç işlemedim. Sabıka kayıtlarında adın yok. Demek bugüne kadar yakalanmadın. Bir suç işlemedim ki yakalanayım. Hakkında çok sayıda şikayet var. Hepsi de haksız yere menfaat temin ettiğini söylüyor. Dilin kemiği yoktur, söylerler. Şu piyango tezgahını tek başına mı tezgahladın, yoksa bir ortağın var mı? Ben tezgah filan kurmadım. Hayali milyarder olduğunu söylemişsin, ne demek bu? Bana milyarderliği yakıştırdılar. Değilim dedim, inanmadılar. Önüne gelen para teklif etti. Yani sana zorla mı para verdiler? Zorla verdiler. O paraları ne yaptın? Ailem şunu bunu istedi, harcadı.
Evime gidebilir miyim artık? Gidemezsin Osman Abalı. Misafirimizsin. Seni gözaltında tutup mahkemeye sevk edeceğiz. Götürün. Biz tırnakçılık, zarfçılık, karmanyolacılık bilirdik ama piyangoculuğu sen icat ettin ya. Kardeşim, ne haber? Ulan Dürzü, artık kan düşmanıyız. Manav kardeş, ne haber? Hani çikitamuz? Zıkkım olsun, haram olsun sana! Haram olsun! Haram olsun! Aa, ortak sen de buradasın he? Ooo, kara paracı da gelmiş. Seni hapislerde çürüteceğim ahlaksız. Görürsün. Lan, ne? Bunun sözü. Dayamadım, dayamadım. Üzülme anneciğim, babamı asmayacaklar ya. Kim takar babanı ulan? Ben Kürtlerime yanıyorum. Dayamadım, ya, dayamadım. Ya. Hadi kalkın mahkeme başı. Şikayetçilerin beyanıyla sanık Osman Abalı'nın dolandırıcılığı sabit görülmüştür. Piyango milyarderi hüviyetine girerek mazlumlardan menfaat temin etmiştir. Saf vatandaşlarımızın mallarını, paralarını hile ve desiseyle gasp etmiştir. İddia makamı olayı tahkik ederek şikayetçilerin tek tek yazılı ifadelerini almıştır. Osman Abalı'nın Türk Ceza Kanunu 503. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum. Sanık Osman Abalı, hakkındaki iddiaları duydun. Ne diyeceksin? Ne diyeyim hakim bey? Şans belki bize de güler dedik, bir bilet aldık. O bilet başımı öyle çorap ördü ki... ...ben kimseye milyarderim demedim. Onlar bana yakıştırdılar milyarderliği. Ben kimseden bir kuruş da istemedim. Zorla paraya mala boğdular beni. Osman Abalı, şimdi soracağım soru çok önemli. Sen biletin ikramiyesi bana çıktı dedin mi? Yemin ederim öyle bir şey demedim hakim bey. İsterseniz Seyyar Şakir abiye sorun. Evet hakim bey. İstanbul tarihlisine bileti ben sattım. Osman biletini bulamadığını söyleyince tamam dedim. Talih kuşu Osman'a balıya kondu. Nereden çıkardın biletin Osman'a çıktığını? Şüpheli hareketleri vardı efendim. Bir şeyler saklıyor gibiydi. Sadece tahmin ettim. Haberi duyunca sayın hakimim, dükkandaki malın en alasını Osman Abalı'nın evine postaladım. Armudun iyisini, muzun çikitasını falan. Dedim ki, Osman abimiz bize bir kıyak yapar. Ama bizden önce kodamanlar yanaştı Abalı'ya. Ben Osman Abalı'nın menfaati için biletini satın almak istedim. Kendisine yarım milyar kâr teklif ettim. Bu kârı teklif ederken amacın neydi? Sadece insaniyetlik sayın hakimim. Kendisi kabul etmedi. Ailesini razı edip avans bıraktım ama bu kez Abalı'yı Abbas Kara kaptı. Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e sayın hakimim. Osman Abalı'yla kan kardeş olduk. Sevdim kendisini. Maksadımız parasını korumaktı. Misafir ettik, garibim ot gibi yaşamış bugüne kadar. Cebinde metelik yoktu. Kendisine harçlık verdim, kumar oynadı, alem yaptı, eğlendi işte garibim. Cebinde metelik yoktu diyorsun da...
Sen nasıl 200 milyon borç para verdin? Ayıptır söylemesi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedik. Nasıl olsa Milli Piyango'dan para alacaktı. Osman benim yanımda 10 senedir çalışır. Benimle ortaklık yapacaktı. Sıkıntıda diye kendisine 30 milyon borç verdim. Evet, kocamın ortağıymış. Lazım olur dedi, milyonları verdi. Allah var yukarıda. Kocamın bu paradan haberi bile olmadı. Herkes parayı bana getiriyordu. Ben de alıyordum. Pekala, geç yerine. Şahitlerin ifadelerini duydun. Söyleyeceğin bir şey var mı? Siz de duydunuz, gördünüz Hakim Bey. Vur abalıya demişler, vurmuşlar. Şimdi adalet vur abalıya derse, hiç kocunma. Hayır oğlum. Adalet vur abalıya demeyecek. Olay ava giden avlanır olayıdır. Senin hiçbir suçun yok. Beraat, serbest. Osman Bey, Osman Bey, sizi kutlarım. Sağ olun. Ben Milli Piyango İdaresi Reklam Müdürüyüm. Bir dakika durun, izah edeyim. Siz kamuoyu önünde aklandınız. Namuslu bir vatandaşsınız. Aynı zamanda ünlü bir kişi oldunuz. Size Milli Piyango'nun reklam kampanyasını teklif ediyorum. Ben bu işlerden anlamam müdür bey. Talih kuşu kampanyasında rol alacaksınız. Ücret olarak da tam 1 milyar lira teklif ediyorum. Buyurun çekinizi. Bak müdür bey, hayali milyarder oldum, huzurum bozuldu. Gerçek milyarder olursam hayatım kayar, istemiyorum. Kabul et kocacığım lütfen. Beyefendi, ben onun namına kabul ediyorum. Hayır, istemem. Nasıl? Kabul et! Hayır, istemiyorum! Hayır!